Mersin Silifke ilçesinde rahip kralların yaşadığı ve yönettiği Uzuncaburç Antik Kenti'nde 5. dönem kazıları başladı. Ulan sen de az değilsin. Beni de geçtim. O güzel. O güzel. O güzel. Dönemine bakıyorlar, değil mi? Dönemine çalışıyorlar, belgeliyor. Bunu diğer parçadan bulmak lazım. Bu da var. Bunu sokalım. Uzuncaburç kazılarına başladık 2021 yılı çalışmalarına. Bir süredir de devam ediyoruz. Burası çok önemli çünkü Helenistik dönem diye adlandığımız bu Büyük İskender dönemi ve sonrasındaki süreçte burası bu bölgenin yani Erdemli ve Silifke'nin başkenti ve aynı zamanda dini merkezi. Yani burası bir haç merkezi, kutsal alan aynı zamanda ve birçok bölgedeki kentin insanları buraya tapınım için geliyorlardı. O yüzden burası bölgenin en önemli ve en büyük antik kenti olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bu önem sadece Helenistik dönem diye adlandırdığım süreçte değil, Roma ve sonrasındaki geç antik Bizans ve hatta Yörükler dönemine kadar devam eden bir sürece sahip. Roma'da burası bir kente çevriliyor, devasa yapılar ekleniyor. Bugün gördüğünüz bu anıtsal yapıların hemen hemen çoğu Roma dönemine ait. Bizans'ta kullanımları devam ediyor, geç antik çağ diye adlandırdığımız süreçte. Ve ardından da Yörüklerin yerleşim süreci başlıyor burada. Bugünkü öneminden bahsedersek, bugün hala bir kırsal köyle antik yerleşim iç içe burada varlığını devam ettiriyor. Helenistik dönemde burası başkentken burada bir yönetim şekli var. Bir rahip krallık hanedanlığı var burada. Bölgeye hakim bir hanedanlık ve İskender'in, Büyük İskender'in generallerle işbirliği halinde bir inşa faaliyeti gerçekleştiriyor burada. Bölgeyi idare ederlerken başkentleri burası ve bir Helenistik kulemiz var. Kulenin üzerinde de bunların yazıtları yer alıyor. Orada ikamet ettiklerini, bölgeyi buradan yönettiklerini biliyoruz. Bu hanedanlığın bir tapınak devlet bu aslında. Rahip hanedanlık olunca ve birçok tapınak çalışanı var. Toprak işliyorlar, üretim yapıyorlar ve bunu ticarete çeviriyorlar. Uzuncaburç hem bölge arkeolojisi için hem Türkiye arkeolojisi için ne kadar önemli? Önemli. Şöyle, bölge için en iyi korunmuş, en büyük antik kentlerden biri. Hatta bu kadar iyi korunmuş başka bir yer neredeyse yok antik kalıntı açısından. Anadolu'ya da antik dünya için önemini de şöyle söyleyebilirim. Birkaç önemi var ama ben bir tanesini öne çıkarmak isterim. Buradaki kutsal alan. Zeus Olbios kutsal alanı diye adlandırdığımız bir kutsal alanımız var. İçinde çok büyük bir tapınağımız var. Ve bu kutsal alan Anadolu'da az sayıda örneği olan, bu büyüklükte az sayıda örneği olan kutsal alanlardan biri. Örneğin tapınağın sütunları, sütun başlıkları mesela dönemi için M.Ö. 3. 2. yüzyıllar için dış cephede kullanılan Anadolu'daki en erken sütun başlıkları, Korint başlık tiplerinden biri. Bu da yapıyı mimarlık tarihi açısından önemli hale getiriyor. Dediğim gibi bir kutsal alanın varlığı bile zaten bütün Anadolu için önemliyken ayrıca mimarlık öğeleri açısından da ayrı bir öneme sahip. Teşekkürler.